Bu ay kabarık gelen elektrik faturaları büyük tepki topladı. Sosyal medyada gündem maddesi haline gelen elektrik faturaları etiketi altında vatandaşlar fatura tutarlarını paylaşarak sitem etti. Cep yakan tutarlar arasında aylık 500 TL ödeyen de var, 5000 TL ödeyen de. Elektrik faturalarına yansıyan fiyatlar son günlerin en çok tartışılan konuları arasında. Peki fiyatlar bu ay neden yüksek geldi? Maliyetleri düşürmek için ne yapılmalı? Antalya Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Tat bu soruların cevabını verdi. EPDK'nın evet. e 1 Temmuz itibariyle birim fiyatları belirlemesiyle birlikte elektrik birim fiyatlarına %15 oranında bir zam gelmişti. Ve bununla beraberinde de... E İklim değişikliğinin başlamasıyla birlikte, küresel ısınmanın başlamasıyla birlikte de yaşadığımız ilde havaların da çok daha sıcak olmasından dolayı soğutmanın daha çok elektrik temelli yapılmasından kaynaklı tüketimlerimiz her geçen gün arttı ve artmaya da devam ediyor. Başkan Tat, enerjinin hoyratça kullanıldığını belirtti. Tabii ki de öncelikli olaraktan en verimli enerji, tasarruf edilebilen enerji diyoruz. Bu her zaman sloganımız olmuştur. Ülkemizde enerji hoyratça kullanıyoruz. Küçük detaylarla, küçük dikkatlerle birlikte yüzde kırklara varan tasarruflar sağlayabiliriz. Peki elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşlar ne yapmalı? Eğer tüketicimiz yıllık tüketimi bin kWh'in üzerindeyse serbest tüketici olma yolunu seçebiliyor. Serbest tüketici olma olma yolu demek kendi tedarik şirketini kendisinin seçmesi anlamına geliyor ve böylelikle de elektrik birim fiyatına pazarlık etme şansını ortaya doğuruyor. Başkan Tat, tüketicilere önerilerde bulundu. Tüketicinin kullanımı daha çok gece ise gece 22 ile sabah 6 saat dilimi arasındaysa 3 tarifeli sistemi seçerekten de elektrik faturalarında %40'a varan bir fiyat. Tasarruf da sağlamış olacaktır. Ağustos ayında Türkiye'de enerji rekoru kırıldı. Ağustos ayı içerisinde Cumhuriyet tarihinin en büyük tüketimi gerçekleşti ve bu hala da devam ediyor. Bunun içinde hep önerdiğimiz, sunduğumuz şeylerin başında da yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gerekiyor. Başkan Tat yerli ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekti. Çünkü dışa bağlı olduğumuz sürece bundan sonraki süreçlerde de pandemi koşullarının olması, küresel krizlerin oluşması, dolar kurundaki artışlarla birlikte elektrik birim fiyatları da e, maalesef artacaktır. Onun için elimizdeki potansiyellerimizi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yerli